Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün ekonomideki son gelişmeleri konuşmak üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota bizlerle. Kerim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Kerim Bey, isterseniz ilk başta bugün çok tartışılan, bir süredir tartışılan ama bugünkü kararla beraber günün gündemi haline gelen aktif rasyosuyla başlayalım. Aktif rasyosu uzunca bir süredir ekonomistler tarafından, piyasa tarafından geri çekilmesi gereken bir karar olarak, bir uygulama olarak değerlendiriliyordu. Finansal istikrarı bozma yönünde sonuçlar doğurdu, konuşuluyordu. Ve bugün uzunca bir süre uygulandıktan sonra geri çekildi. Yıl sonunda devreye gireceği söyleniyor bu kararın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan da geçmiş döneme baktığımızda maliyetleri gözlerimizin önünde duruyor. Doğru. Yani şimdi aktif rasyosu açıkçası pandemi döneminde Türk işi bir icattı bankacılık açısından baktığınızda. Belki bir makro ihtiyati tedbir olarak adlandırılabilirdi. Çünkü o dönemde işte kredilerin çok düşmesiyle beraber kredilerdeki düşüşe engel olmak için bir ihtiyati tedbir olarak adlandırılabilir. Ama bir finansal istikrar tedbiri kesinlikle değildi. Burada aslında ikilem bir düzenleme ve denetleme otoritesinin yani müşterilerin, mudilerin mevduatını korumakla, bankaların sağlığını korumakla mükellef olan bir düzenleme otoritesinin bankaları kredi vermeye teşvik eder bir uygulamaya imza atmasıydı. Tabii ki bankacılık risk mesleği kredileri arttırdığınız zaman da riskinizin artması kaçınılmaz. Üstelik bu riski arttırırken de bankalar faiz oranlarının oldukça düşük olduğu seviyelerden arttırmak zorunda bırakıldılar. Bu da bankalara bugün için daha fazla faiz riski ve daha fazla kur riski yükledi açıkçası. Böyle bakınca hani bütün dünyada pandemi dönemine ihtiyacı olanlara sosyal yardımlar, doğrudan yardımlar, desteklere kafa yorması gereken hükümetin Türkiye'de maalesef bankacılık sektörü üzerinden kredilerin arttırılmasıyla maliyeye, bütçeye fazla yük yüklemeden bankalar yoluyla pandeminin etkisini azaltma yönünde bir istekti. Ama hani 6-7 ay içerisinde tabiri caizse çöktü. Ve artık geri alınmak zorunda kaldı kadroların da değişmesiyle beraber. Ama bugünün bir soru işareti bende hala duruyor. Bu uygulamanın mucidi kimlerdi? Bugün imza atanlar bu mucitler mi? Bu birinci soru. İkinci soru da geri alacağınız bir şeyi niye 30 liralığa kadar devam edersiniz? İkinci soru da bence bu. Peki bu karardan sonra tabii ki uygulanma süresi 31 Aralık'tan sonra başlayacak gözüküyor. Ancak bu karardan sonra işaret ettiğiniz gibi bu uygulamanın banka politikaları, bankaların özellikle kredi tarafında atacağı adımlar üzerinde etkileri oluyordu. Bankacılık tarafında nasıl sonuçları olacak? Şu olacak, aslında bankalar aktif rasyosunun hafifletilmesiyle beraber son iki uygulamada yani Eylül ve Ekim aylarında aslında kredi verme tarafında çok sıkışmamışlardı. Yani Temmuz-Ağustos'ta olduğu gibi ne olursa olsun kredi verin yoksa karınız kadar ceza keserim diyen bir rasyo kılıcı üstlerinde kalmamıştı. Mevduatlar da çok fazla yükselmiyordu. Öyle bakınca aslında teknik olarak bu baskı pek bankaların üzerinde kalmamıştı. Ama aktif rasyosu açıkçası hani 6 Kasım öncesine eski dönem dersek Maliye Hazine Bakanı'nın değişmesi ve Merkez Bankası'nın değişmesiyle beraber hani eski dönemin ucube uygulamalarından bir tanesi olarak sembolik bir anlam taşıyordu. Yoksa ben teknik anlamda bankaların üzerinde aktif rasyosunun bir etkisini pek kalmadığını düşünüyorum. O yüzden de niye 31 Aralık'a kadar devam ettirildiğini sorguluyorum. Hemen yarın itibariyle de kaldırılabilirdi. Peki bu noktada eski dönem yeni dönem ayrımı yapacaksak bu yeni dönem tartışmalarının merkezinde esasında reform tartışmaları da yer alıyor. Bu reformdan kim ne anlıyor çok tartışılıyor. Siyasi tarafta bir ortak anlayış var mı? Özellikle hukuk tarafında çok büyük bir belirsizlik var. Siz ne anlıyorsunuz? Doğru. Ne beklemeliyiz bu? Yani hem ekonomi tarafında hem hukuk tarafında reform nedir? Ne beklemeliyiz? Ya çok yazık ki şu anda reform
üzerinde tartıştığımız reform lafları 2003, 2004, 2005 yılları içerisinde tartışılan işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Avrupa Birliği değerlerine dönüş, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı. Hani 15 sene önce vesayet rejimlerinden çıkarken üzerinde tartışılan ve neredeyse toplumun çok büyük kesimi üzerinde kesiminin uzlaştığı değerlere geri dönme vaadinden bahsediyoruz. Yani vaadi diye özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ortada vaadin dışında bir uygulama henüz yok. Zaten mevcut hükümetin de bir koalisyon hükümeti olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Koalisyon hükümetleri de 2004-2005 biraz evvel bahsinde geçirdiğim yıllar içerisinde bu demokrasi ittifakına mutlulukla sarılan partiler değillerdi. Hatırlandığı gibi. Avrupa Birliği değerleri olsun. Dolayısıyla bu bir eksen değişikliğine benziyor hükümet tarafından. Eksen değişikliğinde yani daha Avrasyacı bir ortamdan daha batıcı bir ortama bir eksen değişikliği olarak algılanıyor. Ben zannetmiyorum ki bu tür bir koalisyonun buna müsaade ederek yaşayabilsin. O yüzden bunu bir vaat olarak ortaya koyulduğunu düşünüyorum. Zaten bu vaadin bazı turnusol testleri de var. Mesela Osman Kavala bunun çok iyi bir turnusol testidir. Osman Kavala lafı geçer geçmez açıkçası gardların bu kadar erken alınıyor olması ben bu reformların biraz Türkiye'ye para getirmesi istenen yabancı yatırımcılara verilen bir söz olduğunu anlıyorum. Yani Türkiye'ye paranızı getirirseniz burada biz size bir daha işte aktif rasyosu gibi swap yasakları gibi hani belli olmayan sürprizler bir daha çıkarmayacağız sözün yerine gelecektir. Ama biz hani TC kimlik numarasına sahip Türk vatandaşlarına bir reform bence vaat etmiyor. Peki bu noktada şunu da sorayım. Böyle Osman Kavala gibi sembol isimlerin serbest bırakılması hukuken sembolik mesajı olmakla birlikte ekonomi açısından ya da hukuk sisteminin sürekliliği açısından gerçekten bir reform anlamına gelir mi? Mutlaka ki gelmez ama sembolik anlamda bile çok büyük önemi var. Yani sembolik anlamda bunların olması yani yarın Osman Kavala serbest bırakılsa piyasalarda önemli bir hareket olur. Bunu göz ardı etmemek lazım. Tabii ki bunun arkasında bir yargı reformuna da ihtiyaç yok. Aslında mevcut yargı kararları zaten buna izin veriyor. Yani o zaman Türkiye'nin geldiği nokta şu, mevcut yargı kararlarını mahkemelerin uygulaması bile bir yargı reformu olarak adlandırıyor. Veya Anayasa Mahkemesi kararlarını alt mahkemelerin uygulamasının bir yargı reformu paketi şekerlemesi içerisinde sunulduğu bir dönemdeyiz maalesef. Ama dediğiniz çok doğru, hani bu böyle bir yargı reformu değil tabii ki. Ama bunun bile geldiğimiz noktayı göz önüne alınca önemli bir etkisi olur. Peki yine ekonomi tarafına dönecek olursak bu hem reform tartışmaları hem de öncesinde ekonomi kurmaylarının değişmesi, ekonomi yönetiminin değişmesi ve alınan bu kararlar esasında Türkiye'nin bir ödemeler krizine gelirken son anda aldığı kararlar olarak da değerlendiriliyor. Bir yandan da dış kaynağa ihtiyaç noktasında dışarıya verilen mesajlar olarak da değerlendiriliyor. Size göre bu adımlar bu şekilde devam ettirilmesi Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı konusunda dünyayı ikna etme konusunda yeterli olur mu? Şöyle biraz evvel bahsettiğiniz ödemeler dengesi krizine doğru hızla giden Türkiye'ye çok önemli bir vakit kazandırdığı kesin. Yani bu vakit kimileri için bir ay, kimileri 3 ay, kimisi için 6 ay ama bir sene değil. Türkiye hızla duvara gidiyordu ve bu fren bu duvara görüldüğü noktada artık bu duvarın hani birçok ekonomist, iktisatçı, siyasetçi tarafından belki 1,5-2 yıldır uyarıldığı, bu duvarın görüldüğü ortadaydı ama iktidarın, belki iktidar demek de doğru değil, Cumhurbaşkanı'nın bu duvarı karşısında görmesi belki de Malatya'daki ekmek hadisesiyle ortaya çıktı diye düşünmek lazım. Bu fren yapıldı ve bu fren sebebiyle emniyet kemerine bağlanmış olan bazıları arabadan indi, diğerleriyle devam ediliyor. Şimdi diğerleriyle devam edilirken de henüz duvara çarpmayacağımız belli değil. Zaten piyasa hareketleri de bunu teyit ediyor. O yüzden arkasında durulan, vaat edilen şeylerin hayata geçirilmesi konusunda piyasalar bu sefer daha sabırsız. Çok doğal olarak. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırması Perşembe günüydü.
pazartesi günü itibariyle piyasalar daha çok şey istemeye başladı. Ben bunu biraz böyle hani patlak lastikle trafik yola devam etmek gibi de tanımlıyorum. Çok devam edemezsiniz. Sürekli durup şişirip 50 kilometre gidersiniz. Sonraki seferde 20 kilometre gidebilirsiniz. Çünkü delik büyür. O yüzden bu deliği büyütmeden bu lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ama biraz evvel bahsettiğim ikilemler var. Hani bu lastikler bu arabanın yolcularıyla beraber, bu koalisyon ortaklarıyla nasıl değişecek? Bence en büyük soru burada. Peki bu piyasaların bu sabırsızlığı dünden beri Türk lirasındaki değer kaybının bir işareti olarak algılanabilir mi? Mutlaka. Yani Merkez Bankası faiz kararı dediğim gibi Perşembe'ydi. Daha sadeleşmiş bir para politikasına geçildi. Ve piyasaların bunu biraz daha kutlaması beklenirdi. Ama bu kutlama çok kısa sürdü. İşte bugün aktif rasyosunun indirilmesiyle beraber bir hani pozitif haber kaldırılmasıyla pozitif haber olarak bunu algılayabiliriz. Ama piyasalar daha farklı şeyler bekliyor. Yani birkaç tanesini sayayım isterseniz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu işte Batı değerlerinin dönüş, hukukun üstlüğü, yargı reformu bunları bekliyor ama bunun öncesinde sembolik bazı şeyler. Hani bunlara uygun işte bu serbest bırakılmalar ortaya gelecek mi? Daha önce satılan 128 milyar doların özür dilerim hesabını soracak bir cümleler edilecek mi? Veya bununla uygun bir aksiyon alınacak mı? Daha önce bu akıl dışı uygulamalara imza atan bürokratlarla şu anda devam ediliyor. Şu anda sadece iki kişi değişti ekonomi yönetiminde. Bakan ve Merkez Bankası Başkanı. Bütün PPK üyeleri, Bankacılık Düzenleme Kurulu'ndaki bütün üst düzey yöneticiler, imza sahibi bütün üst düzey yöneticiler, TÜİK'teki yöneticiler hepsi devam ediyorlar. Dolayısıyla piyasalar şundan da endişe eder bir noktadan sonra. Bu kadrolar tabii ki gelenlere bağlı, gelen yeni siyasilere bağlılardır. Ama bir noktadan sonra farklı adımlar atabilir mi diye de endişe duyar. O yüzden kafada bir adımlar varsa çok beklemeden hepsinin adım atılmasında mutlaka fayda var. Bir yandan bu adımlar atılırken piyasaya reform üzerinden mesajlar verilirken ilk etapta işaret ettiğiniz gibi iyimser bir hava da oluşmuştu. Sonrasında yaratılan belirsizlik, siyasi tartışmalar aslında bu ekonomi tarafından atılan adımların ya da para politikasında piyasaların beklediği adımların atılmasını yarattığı olumlu sonuçları da perdeliyor sanki. Mutlaka. O yüzden aslında atılan adımlar küçük değil. Yani Merkez Bankası politikasında bir sadeleşme, işte aktif rasyosunun kalkması, Batı değerleri, demokrasiye dönüşten bahsetmek belki bir ay öncesinde hayal bile edilmeyecek şeylerdi. Ama Türkiye'nin risk bilimi bence buna en iyi cevap veren, en iyi tepki veren Türkiye'nin risk primidir. Yani 530'lardan işte 390'lara kadar geldi. Kurdaki, faizlerdeki tepkiler biraz daha yavaş olabilir. Çünkü öncelikle Türk lirasına bir ilginin oluşması biraz zaman alacak. Ama Türkiye'nin dolar cinsi varlıklarına ilgi olması daha çabuk olabilir. Bugünkü Eurobond ihracı da bunun bir göstergesi. Çok düşük bir faizde olmasa da bir ay önce yenisiyle karşılaştırdığında 1,5 puana yakın bir iyileşmeyle bir borçlanma sağlanmış oldu. Bu tartıştığımız konuların bir tarafı da esasında Türkiye'nin sanki kural bazlı bir yönetim anlayışından ayrılmasıyla da ilişkili. Size göre hani bunların daha kalıcı hale getirilmesi için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Özellikle siyasi tarafta soruyorum bunu. Ya tabii ben artık hani bir siyasi partinin yöneticisi olarak açıkçası bu hükümetin bunların hiçbirini yapamayacağına dair inancım çok yüksek. Keşke yapabilseler. Ama hukukun üstünlüğünden, yargı bağımsızlığından, demokrasiden, insan haklarından, bu değerlerden uzaklaşalı çok olduklarını görüyorum. Çok zaman olduğunu görüyorum. Ve mevcut ortaklık yapıları da buna müsait değil. Başka bir ortaklık yapısı tartışılsa bile burada bu değerlere geri dönüşün bu kadrolarla ben olamayacağına inanıyorum. O yüzden yeni bir yüzler, yeni bir dönüşüm ile Türkiye çok yol alabilir ama şu andaki açıkçası hani patinaj diyeyim, patinajlar Türkiye'ye sadece biraz zaman kazandıracak ama ileri gitmesine
izin vermeyecek diyorum. Kerim Bey, son olarak şunu sorayım. Bir yandan da Amerika'da da gelişmeler yaşanıyor. İşte seçimler gerçekleşti. Yeni yönetim şekillenmeye başladı. Yeni yönetimin Biden'ın Türkiye ile ilişkileri nasıl olacak? Bu çok tartışıldı. Ancak benim size sormak istediğim, ekonomi yönetiminde Yellen ismi ön plana çıktı ve hazinenin başına geçeceği konuşuluyor. Amerika özelinde ve dolaylı olarak dünya ve Türkiye'ye etkilemesi açısından nasıl bir dönem başlayabilir? Ne değerlendiriyorsunuz bu konuda? Şu, aslında Yellen'ın olması iyi haber. Yani dünya açısından iyi bir haber. Sebebi şu, Yellen çok başarılı bir iktisatçı. Çok kredibilitesi, itibarı çok yüksek bir Merkez Bankası Başkanı'ydı 2014-2018 arasında. Genellikle çok liberal politikalara sıcak bakmayan, gelir dağılımı, yoksulluk, servet dağılımına da dikkat eden bir iktisatçı. Ama demokratların bakanı olacak ve demokratların sol kanadında da asgari ücretin yükseltilmesini, vergilerin yükseltilmesini isteyen bir ekip var. Onlara şirin gelecek. Ama aynı zamanda da kendisi Fed başkanı olduğu dönemde de işte hani bütçe disiplinine sık sık atıf veren, Fed bilançosunu neredeyse hiç yükseltmeyen, 20 yıllık döneme baktığımızda yükseltmeyen tek başkan belki. Dolayısıyla disiplinli bir iktisatçı. Öyle bakınca hem Demokrat Parti'nin sol kanadında destek görecek ama piyasalar tarafında da bütün bunları yaparken piyasaları da küstürmeyecek bir bakan olacak mutlaka ki. Dolayısıyla bundan daha iyi bir seçim şu an için ben düşünemiyorum. Hani illa bir handikap söylememi isterseniz 74 yaşında olması bir handikap. Ama bu herhalde bu hükümetin, bu Biden hükümetinin de yani başkanın yaşından daha handikapı yok diye düşünüyorum. Kerim Bey, burada noktayı koymadan önce size şunu sorayım. İzleyicilerimizden uyarı geliyor. Sanırım canlı yayının başında teknik bir sıkıntı olmuş. Ben ilk soruyu tekrar sormak istiyorum. İzleyemeyen izleyicilerimiz için. Aktif rasyosu kararı çok tartışılıyordu. Önceden alınması gereken bir karar olarak değerlendiriliyordu. Ve finansal istikrarı bozma yönünde çok etkisi olmuştu geçtiğimiz süreçte. Bu karar bugün alındı. Yıl sonunda devreye girecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kez daha söyleyeyim. Tekrarlamaya çalışayım ben de. Bir kere aktif rasyosu yani Türk işi bir icattı. Finansal istikrar açısından akıllara zararı bir uygulamaydı. Belki makro ihtiyati bir uygulama anlamında çok da eleştirilmezdi. Çünkü ekonominin dibe vurdu bir noktada bankaları kredi vermeye zorluyordu. Ama finansal istikrar açısından bankaların, mudilerin parasını korumakla görevli, bankaların sağlığını korumakla görevli bir denetleme kurumunun bu şekilde bir makro ihtiyati tedbirle yola çıkmış olması da pek akıllıca bir şey değildi açıkçası. Bütün dünyada da bunun benzer bir örneği yoktu. Dolayısıyla şu işe yaradı veya şu etkiyi yaptı. Bütün dünya doğrudan yardımlarla ihtiyacı olanlara kendisi bütçesinden bazı yardımlar yaparken Türkiye bütçe sıkıntıları sebebiyle krediler yoluyla bu kişilere sorunlarını erteletme ihtiyacında bulundu ve Bankacılık Düzenleme Kurulu da bunu yaptı. Ama bugün geldiğimiz noktada hem aktif rasyosunun kalkması ile hem de faizlerin yükselmesiyle aslında bu krediyi alanlarda %20-25 faizlerle şimdi bankalarla pazarlık noktasına geldiler. O yüzden keşke hani Mart'ın ortasında belki 100-120 milyar, 150 milyar liralık bir paket açıklansaydı da direkt doğrudan yardımla yapılsaydı bu krediler hiç verilmeseydi diye düşünüyorum. Yani iki tane de sorun var demiştim programın başında. Bir tanesi niye 31 Aralık? Niye bu kalkmıyor? İkincisi de buna imza atan bürokratlar şimdi buna da imza atıyorlar. Burada da bir anomali var, bir çarpıklık var. Kerim Bey, değerli görüşlerinizi aktardınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünlük burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.